Herkese merhaba. Ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Hastayım. Bu videoya bu kanala artık bir video atmak istedim. Ve bu video çekmeye çalıştığım bütün videoların toplamı. Hep sabah çekmişim. Çünkü her sabah bugün video çekeceğim diye başlayıp sadece sabahları çekmişim. Ve videonun sonunda da bu Black Friday alışverişimi gösteriyorum. İşte ne aldım? Bir sürü kozmetik, neydi onda, makyaj malzemesi, bakım falan filan. Hatta izleyince anlayacaksınız. Mutfakta şey diyorum, çok fazla sivilcem çıktı. Yüzüme bir tane bile bir şey sürmediğim için olabilir mi? Bakım alışverişi yapmam gerekiyor diyorum bir ay önce falan. Ve sonra geçen gün yaptığım alışverişlerde en sonunda göreceksiniz. Şu an izleyeceğiniz ilk video yaklaşık 3 öncesine ait falan olabilir. Ama bugüne kadar olan bütün videolar var içinde. Herkese merhabalar, ben köpek gibi çalışıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Şirket ne şirketi? Herkes bana bunu soruyor. Arkadaşlar benim minnak bir ajansım var. Evet. Ama şu anda insanlara sunmaya hazır halde değil bence. O yüzden çünkü ben kendimi hazır hissetmiyorum bunu sunmaya. O yüzden çok fazla şey yapmıyorum. Bulandırmıyorum. Çünkü daha çok yeniyiz ve böyle yavaş yavaş oturuyor bazı şeyler. Hatta oturmadı bile. Oturduğu zaman paylaşacağım. O tarafta hatta belki diyeceğim ki gelin bölümü çalışın diyeceğim. Neyse. Eğer o noktaya gelebilirsem söyleyeceğim ama şu anda başka da şu anda bir şey yok. Suratımda çok fazla sivilce çıktığı için sürekli böyle kapatma ihtiyacı duyuyorum. Ama kapatmasam da olurmuş gibi. Bazen bilgisayar mı alsam diye düşünüyorum bu arada. Bu devlet, bu hükümet nereye gidiyor? Bu KDV'ler nasıl alınıyor? Ben bilmiyorum. Benim şirketim olduğu için KDV'den düşebiliyorum bu arada. Çünkü şirket için alacağım için. Ama yine pahalı yani. Günaydın. Dur ışık. Küçük bölümümüz. Her sırtım ağrında Covid miyim acaba diye geriliyorum. Ve bu arada 1, 2, 3 kat giydim. Ve hala üşüme halindeyim. Aynı zamanda bakın ki pantolonum da var. Çok yoğun yaptım yani. O yüzden bugün biraz daha süt koyacağım. Ben normalde süt kullanmayı bıraktım bu arada. Yani vücuduma çok iyi geldiğini düşünmüyorum. Böyle soya sütü falan kullanmak istiyorum. Ama... Bunun aması falan yok. Biliyoruz. Çok pahalı. Fakiriz o yüzden. Plastik ne kadar kullanacağım? Ne kadar da bozuluyor? Onu da bilmediğim için çok üşenmeyip yapacağım gibi noktada değilim yani. Evet, şimdi yudafımızı yapıyoruz. Hayatımın birçok döneminde meditasyon yapmaya başlıyorum. Hatta meditasyon app... meditasyon app kullanmaya başlamıştım bir ara. Ve dönemsel olarak içten gelerek böyle şeyler yapmak istedim galiba yani. Ben yer fıstığı ezmesi de almam lazım. Bir sürü şey almam lazım. Trendyol'da bir ara şey indirimi vardı. Hala var mı acaba ya? Hızlı market 20 lira indirim vardı. Acaba oradan mı sorarsam? Ya çok fazla bakım ürünü almak istiyorum Trendyol'dan bu ara aşırı derecede. Ama ben hiç böyle bakım ürünlerine para veren bir insan olmadığım için hayatım hiçbir anında. Ama vermezsem de cildim biraz bok yoluna gidecekmiş gibi geliyor. Pardon ki. O yüzden de vermem gerekiyor. Mecbur yine çok kavisi yapacağım. Bak yine bu çok koyu mu oldu? Yo, şu an oldu. Şöyle bir şey. Bunu Deniz abla kullanıyordu ve çok memnundu. Aşırı memnundu. Biz de çok memnunuz. Bu bir tripod arkadaşlar. Böyle açılıyor. Güzel yanı şurada da bir ayağı var ya. Sadece selfie çubuğu gibi değil, tripod gibi kullanabiliyorsunuz. Bir de benim en büyük derdim bunun böyle dik ya da yatay olmasıydı. Böyle yatay da oluyor, dik de oluyor. Aşağıya link bırakırım. Bir de şeyle, Bluetooth'lu. Ama kumandası şuraya mıknatıslanıyor. O yüzden aşırı pratik. Yani kaybetmiyorsunuz bunu. İşiniz bitince geri takıyorsunuz. Şak diye kapanıyor. Huawei ve Xiaomi ikisi çok iyi işler yapıyorlar. Muntazam. Hiç kullanmamışız. Farset. Günaydın. Sabah böyle bir vahiy inmişçesine uyandım. Ve aslında yoga yapmak için matımı serdim. Sonra hiç yoga yapmak istemedim. Neden bilmiyorum. Hiç istemedim. Ortalama olarak her gün yaptım yani bu zamana kadar. Yaklaşık 2 haftadır falan. Çok daha esnetti, geliştirdi beni. Yoganın 6. dakikasına bıraktım. Sonra yatağa yattım. YouTube'a girdim. Ve bu işte bütün beslenmedir, spordur, şudur, budur. Bayağıdır video izlemediğimi fark ettim. Galiba ben özellikle izlemeye çok soğumuşum video çekmekten. Dedim ki ya ben niye yapmıyorum ki? Çok yapmak istedim. Yani çok geri dönmek istedim. İlla haftalık atmak zorunda değilim. Sürekli bir şeylere yapmak için kendimi zorladığımda hiç yapmak istemiyorum. Yani bir görev olduğunda. Reels atmak çok keyifliydi her gün ama her gün Reels de bir noktada anlamını yitirdi bende. Yani evet güzeldi, böyle bir challenge gibi yapsam o da iyi. O zaman da böyle başka Reels'ler çekmek istediğimde paylaşamaz oldum. Sonra dedim ki ya of
Şurada bir tane kameram vardı ve 100 yıllardır elime bile almıyorum. Fiyatı da zaten olmuş 9000 lira. Neyse. Ben aldım 2000 liraya. Neyse. Yapayım dedim ya. Yapmıyorum ki, çok saçma. O yüzden yapmaya karar verdim. Girvan alumni sweet. Çok güzel. Şimdi her taraf bozuldu. Böyle ben geçen gün hindi almıştım. Yarısını yaptım ve galiba 1 kilo 100 gram falandı. Yarısını yaptım. Diğer yarısı kaldı. Diğer yarısını buzlu attım. Bugün buzluktan çıkartıyorum. Spora gitmeden önce yaparım ya da spordan sonra bunu yerim. İkisinden biri. Emin değilim. Bakacağız. Şöyle bir çay bardağına yakın suya birazcık limon sirkesi ve öldeki su. Bunu da birazcık ılık yapalım. Tamam. Bu kız bodycim oldu diyecek şimdi. Evet. Bisküvili. Arkadaşlar Zübere vesaireye bir sürü para verdiğimiz için ben kendime bundan alarak böyle bayağı sağlıklı muffinler falan yapmayı düşünüyorum. Aa, Herbalife gibi kokuyor. Eskiden bir Herbalife deneyimimiz vardı da. Ay çok güzel kokuyor. Aa, çıldırdım. Şimdi bunun içinden ölçek çıkmanı zannedip ölçmeye çalışıyordum ve şu kadarcık 5 gram ve bu kadarcık aslında bir tatlı kaşığına falan eşdeğer. Yani derinliklerinden ölçek çıktı arkadaşlar. Ve bir ölçek bu kadar büyükmüş. Kocaman bir şey bu. Yani bu kadar bir şey bu arada yani. Kocaman derken gerçekten kocaman. Neyse deneyeceğiz bakalım. Her yeri protein tozu yaptım. Bunu nasıl başardım ben de bilmiyorum gerçekten. Dur. Bunu ayarlayacağım ben şimdi. Bir ölçek bakalım 25 gram mı gerçekten? Oha. Tabii 25 gram. Ama bu çok fazla. Ben bu kadar koymak istemiyorum. Yarım falan koyayım ben. İki yeter bana. Ben çok gerildim. Ölmem herhalde inşallah. Protein tozu almak nedir ya? Tövbe bismillah. Böyle bayağı protein tozlu bir şey oldu mu? Üç yemek kaşığı koydum. Sinirim bozuldu. Neyse ya, millet bunu şey gibi bitiyor. Bir şey olacağını sanmıyorum. Biraz bu işe nasıl başladığımı görün istedim. İçine hiç süt koymadım ama süt koymuşum gibi oldu. Ay, bu çatalla da yapmayayım, annem beni dövecek. Evet. Şimdi 4 kaşık yulaf ne kadar ediyormuş bir bakalım. Aa, öyle. Şimdi bu öyle değil aslında, sinek diye geçecek. Yulaf. Şöyle bir şey kaydetmiştim. Ay, bir şeyler oluyor buna. Evet ya, bu çok böyle şey gibi, sütlaç gibi olmadı mı? Ben buna biraz daha su katsam ne olur? Yani istediğim kıvam aslında böyle bir kıvam. Ama sanki şu anda biraz daha piştikçe daha çok katılaşacak gibi geliyor bana. Güzel kokuyor lan. Muhteşem kokuyor. Bisküvi kokuyor ama biraz fazla şekerli koktu bana şu anda. Kakao söyledim aslında. Kakao gelseydi iyiydi. Ben şu an becerebiliyor muyum acaba ya? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Eğer beceremiyorsam evde denemeyin. Ben biraz su koyacağım ama bu çok yoğun oldu ya. Evet, alayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kakao geldi. 10 dakika önce söylemiştim. Yeni sadece kakao. Yani şu an oldu kıvamı bence. Zaten bisküvili bir şeye muz koymak şu an çok mantıklı olmayacak ama yani üzerine ne koyacağım başka? Böyle Hindistan cevizi falan koyasım yani. Bir de badem falan hiçbir şey yok ya. Parçalatacağım şimdi. Böyle yaptım. Tipi çok güzel ama tadını bilmiyorum. Çok gerginim şu an. Kendisi güzel mi oldu, kötü mü oldu bilmediğim için. Hazır mısınız? Ben çok değişim şu anda. Umarım şeker komasına girmem. Tamam. Şimdi bakalım. Çok iyi. Bisküvili sütlaç gibi olmuş. Gerçekten. Evet, bunlar markalardan gelenler desem de inanmayın. Bunlar benim aldığım şeyler. Bu şeyden, indirimden. Burada bir tane makas var ve o makas her yerde kayboluyor. Her yere de gidiyor, yukarı alamıyorum. Aynen. Güzel. Kardeş, kocaman paketim de geldi. Yani orijinaldir herhalde. Gidip de bunu saklayamam şu an kutusunu falan. Bir de evrak falan da gelecekti bana. Ne bu? Bu da makyaj malzemesi ya. Ha, kapatıcı aldım. Bu indirimden bayağı makyaj malzemesi aldım ya. Ben böyle bir şey almadım. Galiba yanlış bir şey göndermişler. Hediye falan değil yani bu. Bakıyorum. Aa, hediyeymiş lan. Bayağı hediye göndermiş adam. Bir yorum yazayım bari. Fit mi var ya. Ben normalde gereksiz pahalı bir tane, gereksiz pahalı değil, çok güzel fondöten kullanıyorum diyorum. Onu böyle bayağı kapatıcı olarak falan da kullanıyordum. Ama dedim ki dolar bu hale çıktıktan sonra ben bunu daha... O yüzden çorap. Yoktu, bir türlü bulamamıştım. Bir tane kutu var. Açalım. Ha ha ha. İhoho. Kozmetten gelmiş şu. La Roche. Böyle hediye olayı güzel ya. Ben normalde Aveninkini çok kullanmıştım. Ama La Roche'unkini de bayağı övüyorlardı. O yüzden... Herhalde bir şey göndermişler. Başka?
Sıradaki. Ya siz ne ayaksınız sevgili? Bunların kutusunu açmayacağım. Bir tane maske aldım. Bu Dermaskin'in bu akunları bayağı iyi. Akne için genelde. Akne emeğili ciltler için olan. Bu Refining bir maske diye geçiyor. Arındırıcı maske. Ben bayağı cilt bakım ürünü aldım ya bu sefer. Gerçekten bayağı aldım. Oha beha krem. Çok iyi varım gerçekten. Ay böyle yapmadan da olmuyor. Böyle güzel. Bu da güzel. Bunlar hepsi uygun fiyatlı genel olarak. Foreli güzellik sırlarından da. Ampoule and Night Cream. Oh no no no. Aa hediyeymiş bu. Ay çok seviyorum böyle şeyleri. Denemelik bir şeyler göndermişler. Bu neymiş ki bu? Ay buradan hiçbir şey anlaşılmıyor arkadaşlar. Neyi böyle bir şey yaptınız? Night Cream'miş bu. Bu da. Neyse benim aldığım asıl krem şu ama. Zaten bu bendeki ya. Niye bana bundan göndermiş ki? Evet, C vitamini aydınlık görünüm veren krem. Ben nemlendirici niyetiyle aldım galiba. Biraz yüzümüz parlasın, aydınlansın falan. C vitaminli bir şey olsun diye aldık da anlamışım. Oha ne kadar güzel paketi. Bakın böyle. Bakayım hemen. Ya. Bu nemlendiricilerin bir salak bir kokusu var ya. Böyle dede şey el kremi kokuyor. İğrenç ya. Onu çok sevmiyorum ama. Yani çok güzel koktu söylenmez. Neyse şu minnakları da üzerine koyayım. Ay ne güzel görünüyorlar. C. Çünkü yani bedavaya falan aldım. 87 liraya aldım şu tartı. Aa bu güzelmiş de bu çok kalın lan. Gel falan bu kadar kalın değil. Böyle bu sefer desenlisinden aldım. Böyle totoyu matoyu toplayıcı diye almadım. Eğer topluyorsa tabii. Öyle işte bu kadar. Bitti. Bayağı şey almışım. Ne var? Yoğun bir alışveriş dönemiydi benim için. İkinci seri geldi. İşte kullanma talimatı falan yazmış. Şunu şu zaman kullan, bunu bu zaman kullan diye. Bunu soracaktım bak unuttum. Bu da çorap. Ay. Bu da bir file çorap. Kış demek, çorap demek. Bu ne be? Bu yine şeydir. Bakın zımbırtısıdır. %99. Ay bir sürü de işim var ya. Bu kadar çok büyük bir kutunun içine şöyle bir şey çıkmasına. Tamam paketlemesi güzel yazıyoruz ama. Yani gerek var mı emin de değilim bu arada. Kuru ve çok kuru ciltler için diyor. Benim cildim kuru ve çok kuru ciltler için diyor. Benimki ikisi de değil ama yani böyle bir. Bu da büyük ihtimal şey. Çok güzel bir şey. Nerede kalmıştım ya. Kupa kullanmayı seviyorum ama sadece kahve içerken. Onun dışında çayı kupayla içmekten nefret ediyorum. Her şeyimi cam bir şey içesim geliyor. Cam bardak da çok küçük. O yüzden kendime kahvaltılık bardak aldım. Güzel paketlemişler lan. Ay bu ne? Çok güzel paketlemişler gerçekten. Helal olsun. Kırılma şansı yokmuş. Bakın bunlardan. Ünsüz influencer aldığı şeylerin kutularını açıyor ve bu ay parasını nasıl ödeyeceğine dair bir fikri yok. Aa, KDV'den düşerim ben bunu. Ay muhteşem. Ay çok içindeyim. Hemen gidip kahve yapmalıyım. Ay çok güzel bir şey bu. Muhteşemmiş. İstediğim büyüklükte bir de kocaman. Ay bu beyazmış. Yo güzel. Güzel. Ay çok güzel. Buna süt koyup buna kahve koymalıktan. İnsanlar bunun içine yulaf falan yapıyorlardı ya. Bitti. Aldığım her şey bu kadar. Bundan sonra düzenli video çekeceğim demiyorum. Yani diyemiyorum çünkü çekemiyorum. Ama elimden geleni yapmayı deneyeceğim en azından. Burada olmayı çok özledim çünkü. Bu video bence dünyanın en sıkıcı videosuydu ama bundan önceki videolarım ve bundan sonraki videolarım böyle olmayacak. Sadece bunu atmam gerekiyordu. Neyse bundan sonra bu kadar çok konuşmadığım daha güzel nice videolara. Videoda bahsettiğim her şeyi de aşağıdaki linke bırakıyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin efendim. Instagram'dan da beni Elif diye birinin günlüğü olarak takip edemezsiniz. Çünkü adımı değiştirdim. Elif Aleyna Dumal olarak takip edebilirsiniz. Bye bye.